Evet, bugün ne yapıyoruz? Kajon yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bilgisayar masasından. Atılacak bir bilgisayar masası bulduk. Evet. Arkadaşın evinde. Ondaki malzemeleri... Şu mu? Şu. Fokus yap. Şurada ölçüler var. Şurası 31 olacak. Şurasını yanlış yazmışız. Çeksin elini gözü. Dur bir saniye. Aynen o şekil olacak. Çok detaylı bir çizimdi. Mühendislik harikası. Hemen ölçüleri vereyim. Bu zaten ana malzememiz. Kesilmemiş olan malzeme bu. Bunun üzerine hepsini kuracağız. Hemen ölçüleri gel gösterelim. Gördüğünüz gibi 52 cm yükseklik. 31 santim de genişliği var. Bunu bu şekilde bir tane daha o parçalar var. Büyük parçalardan elde edeceğiz yanına. Burasını da gene 31 santim, 31'e 31 kare şeklinde keseceğiz. Ben buradan ölçüyü almıştım zaten. Bunu sıfırladıktan sonra bir çizgi. Ondan sonra 31 buradan, 31 buradan işaretleyip. Tamamen küp mü yapıyoruz yani? Aynen. Şimdi bir tanesini testereyle keseceğiz. Testere yardımıyla. Evde sakın deneyin. Alta yazalı mı? Evde sakın denemeyin. Başlayalım. Hakan gel buraya. Tamam kesmeyi biliyor musun? Gel. Aklıma şey geldi. Etki var mı ya? Kes. Bence bu kadar yeter. Ne? Kes oğlum kes. Şaka yapma amına. Bence yanlış yerde kesiyorlar. Şuraya geçip adam gibi yerde yapsak da bunu. Bilmiyorum. Yavrum şuraya geçelim Allah kitap aşkına ya. Beyler ya. Hemen. Bastır ama. Satisfaction. Oğlum bu kayıyor. Kayar. Sen bastırmadığın için indiremiyor. Tam yok mu bir tane elektronik yok yardım mu edecek bu arada da? Yok mu sponsorlu bir testere? Gitarın kurumasını bekliyorum. İkinci verniği atacağım. Kurudu, kuracak. Ama bakalım olacak mı? Gitarı da... Has pardon. Gitarı da şu arkadaş rapini çek. Dedi ki... Oğlum bunu çeksene. Tamam gösterdim bir kere yeter. Heh. Dedi ki ilk ben çalmak istiyorum. İlk şarkıyı o çalacak. Hayır. Ayarlayacağız. Şuradan bir tuğla bulsana bana. Bak şurada niye? Tuğla. Ha? Niye? Bunun üstüne koyacağım yerde. Yani çok zor oldu. Hakan kendinden geçti. Görürsün. Lan Hakan model olacak insansın. İşler yapıyorsun. Kızardırım reis. Ne diyorsun? Ha? İş yapıyoruz be kardeşim. Hemen emek var beynin. Hemen altta abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Kameranın önüne geçme hayvan. Kamera ortaya gelsin. Ben böyle tutacağım. Evet. Arkadaşlar testleri kullanırken vücutla beraber gidip gelirseniz eğer daha iyi. Ya olur. Tamam hadi. Ya bir dur dinlemiyorsun. Bir tane daha keseceğiz be. Bence bu olmadı. Bir dahaki şey yapalım. Hızlandırılmış çekim gibi. Valla Hakan hiç iş yapmıyor. Yani Hakan'ı ben iş yaparken görmedim daha. Survivor'da neden geldin? Survivor olmak nedir? Sen bilmiyorsun. Yani pek diyeceğim bir şey yok. Pasa yatmaya gelmiş buraya. Survivor bu değil. Zafer bence iş yapmıyor demiş. Az önce gördünüz bak. Bunlar alın teri. Kendisi ne yapıyor? Şu an göremiyorum ama kesin oturuyordur bir yerde. Bir yerde oturup sigara içiyordu. Neden oğlum oradan başlanır mı oraya? Hı? Yamuk gitmiş ya. Buradan düz yapacağız. Oruçlu oruçlu çalışıyoruz. Beyefendi sigara içiyor. Oğlum niye detay verdin? Şimdi millet linç edecek ya. Eyvah. O göster. Arkadaşlar bilen varsa yoruma yazsın. Burayı göster. Burayı göster. Şu yamuk gitti. Bunu buradan sonra nasıl düz indirebiliriz? Hakan da yorum prim yapıyor kulaç yapsın. Oğlum diğerinden devam et. Boşver. Döndürüz. 2 santim zaten pay var. Kes oradan ha. Kes ya. Bu ne be kardeşim? Ne yapsak ki başka? Kafayı kırıp piyano yapmayalım mı be? Evde. Döndür. Evdeki malzemelerden
piyano yapıyoruz arkadaşlar. Ya Kur'an çalsın diyecekler şimdi dinliyoruz. Getir. Var var böyle piyano yok şimdi. Ama var dendi. Kendi kendine kesiyor. Manyak niye onunla uğraştırıp duruyor bizi? Kendi kendine kesiyor. Vallahi çok iyi kesiyor. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Kajunun bir parçası bu. İlk parçamızı aldık. Şükür kavuşturana diyoruz. Ya şu telefonu buraya koy. Tutma be kardeşim ya. Konuşma yapıyorum ya. Buraya koy. 100 yıl sonra, 200 yıl sonra da. 300 de kocam yukarı. Şaka. Tut şunu Hakan. Şuraya da 31 alalım. Tamam. Getir. Tamam. Hadi gel. Bunlar hep emektir. Duyarda kastık. Yine yamuk gittin ama. Alt ve üst kapakçıklarımız tamam. Gel böyle. Kajonlardaki öndeki en ince kontrplak var ya. Şu zamanda rüzgar girmemesi için önlem alınan bu kontrplak kullanacağız. Sıfır maliyet. Ama bir kort teli lazım. Kort teline para vereceğiz. Onu da beleşe getirmeye çalışıyorum. Şimdi bunun bir tane de aynısından çıkartacağız. Elimizde son geniş ve uzun parça kaldı. Keselim. Sana bakalım işimize. Buna var ya fazla yüklenmeyeceksin. Fazla yüklendiğin zaman kasıyor. Yemekler geldi. Aynen lan. Bu adamlar kurumuş makine gibi. Ha. Sabah 6 dedim mi arabasına biniyor. 6-10'a kadar arabasını çalıştırıyor. 6-11 gibi de çıkıyor. Vallahi. Her sabah. Dedi böyle yapmasak olmazdı. Sıfır para sıfır. Bu arada kesme ücreti alacağım ben. Kesme ücreti ben. Zırva. Bunlar zırva. Karantina günlerinde spor yapmak da var. Ya. Ama tek el oluyor. Dışarıdan yanlış görünüyor, anlaşılıyor. Burası, burası kaslı, burası kassız. Oğlum şu kadar ciger kaldı, öldüm. Akşam Ramazan geldik, çıkarız. Oradan mıydı? Fırından ekmek alacağız. Şimdi tatlılarımızı kestik, eve gidiyoruz. Seçsek ki? Akıllı vidalarla birleştirmeyi yapacağız. Hadi bakalım oraya geçelim. Hem de bizim tarzımızla. Zaten çek abi, hızlandıracağım bunları. Akıllı vidaları attık. Daha sağlam olsun diye bir 4-5 tane daha atalım. Atladı mı? Montajlaması bu kadar. Yarın da o en ince olan kontrpla gösterdiğim yerden çıkaracağız. Ondan sonra onu montajlayacağız. Sonra da işte kort teli arayacağız. Ya da kort telsiz yapacağız. Bilmiyorum kort telsiz nasıl duracak. Olursa kort teli kullanmayacağım. Olmazsa ya kendimizi gene böyle sağdan soldan bulacağız yapacağız. Ya da 60 lira vereceğiz alacağız. Vermedik. Bir arkadaşı aradık. Biz kajon yapıyoruz. Hani ne yapabiliriz? Kort teli yerine ne alabiliriz? Ya da nereden bulabiliriz? Ucuza denk getirebiliriz. Bize bir yöntem söyledi. Onu deneyeceğiz. Hadi. Yani kort teli de yapma kort arada. Kort teli de arada çıksın. Trak değişmiş. Arkadaşlar dediğim gibi burayı söktük. Kontra plaklar burada. Şimdi bunun ölçülerini alacağız. Kort teli için kullanacağımız malzeme çöp şiş. Buradan koyacağız. Hadi şuraya koyacağız şöyle. Hiç bu ilerlemiyor ya. Diğeriyle devam et. Diğeriyle hiç olmuyor oğlum. Evet arkadaşlar, teknolojiden faydalanmaya çalışıyoruz ama pek bir işe yarayacak gibi değil. Hakan gelsin. Hakan'ı kitleyeyim ben bu işi. Bir çay yapmaya gideceğim dedi. 2 saattir yok. Kardeşim gel şu işimizi halledelim, ondan sonra çayını içersin ya. Başka yapacağımız bir şey yok yani, bunu mecbur böyle yapacağız. Makinemiz yok ki be. Olsaydı iyi olurdu be. Hakan zorlama. Ya zorlama oğlum be ya. Şununla vura vura yapma indireceğim, dur bakalım. Evet. Az bir şey daha, bir tık daha. Sen onları del, ben de oraya... Arkadaşlar gelin, size kort teli yapımı göstereceğim. Hakan bunlardan olur mu aslan? Hı? Bunlardan yapıyorum ya kort telini. Nasıl tutuyoruz? Elimi alma da. 12'şer santimden süpürgelik deliyorlar. Süpürgelik değil mi? Doğru, kesinlikle. Süpürgelikten şimdi kort teli yapacağız. 4 tane süpürgelik. Kort telinin ne olduğuna internetten bakarsanız eğer mantığı kavrayabilirsiniz. Güzel olsun bu.
Yani o... Bunu yemekte kullanırız. Teller niyetine. Ben de bilmem. Ben birlikte deneyeceğiz. Çünkü biz bir aileyiz. Kaç kişilik bir aile bu? 74. Arkadaşlar bakın 74 kişi de böyleyse 1 milyonda 10 milyonda nasıl olur sizi tahmin edin. Biraz yavaş amına koyayım. 74 bin desene. Olacağız. Çok mantıklı mı sence? Sık olacak. Niye? Çünkü bunların birbirine değmesi ve ses çıkartması lazım. Mantık bu. Boş olduktan sonra ne yapalım? Biz boş amına koyayım. Ne uğraşıyorsun? Kapatalım dükkanı gidelim. Hah. Arkadaşlar. Tam bir İlk çağrı. Şimdi bunu tam ortadan keseceğiz. Evet. Tamam mı? Bunlar böyle sallanacak. O silindir bir tane sopa var ya. Evet. Silindir sopayı ortasına koyacağız. Ondan sonra buralardan bu fazlalıklardan da o silinde ona oturtturacağız. Ondan sonra selamünaleyküm bakın işimize. Sence olacak mı? Burası 21. Burası kaç buraya? 8.5. Kaç? 8.5. Hah, geldi ses. Değil mi? Liften şey, çift ses geldi. Buraya. Tam ortalasaydınız bari. Aynen ortala. Neden santimlerle yapmıyorsunuz? Kardeşim, santim boş iş. Bir santim öyle. Tamam. Tamamdır.